Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, beklenen bir video ile karşı karşıyasınız. Alize, Puffy, ilmekleri büyük olan, şu an yanımda yok ama ilmekleri küçük olan Alize, Puffy, Final Çeket nasıl öreceksiniz? Nasıl ilmek hesaplayacaksınız? Size detaylı bir şekilde anlatacağım. Umarım bu videodan sonra herkes istediği bedene göre örebilecek. Öncelikle arkadaşlar e, Google'a çocuklar için örgü beden ölçü tablosu yazdığınız zaman internette çıkıyor. Fark etmiyor hangi site olursa olsun ben kontrol ettim hepsinin ölçüm ölçüm santim olarak da hepsi aynı. Evet önce bir tane e, ölçü tablosu çıkartıyorsunuz. İkincisi yapmak istediğiniz modelden 10 ilmek yani modeli karşılayacak kadar ilmek bu 14 ilmek de olabilir 15 ilmek de olabilir hiç fark etmiyor ben 10 ilmekle hasır örgü modelini kurdum 8 sıra ördüm 10 ilmek 8 sıra Evet siz aynı şekilde hangi modeli kurmak istiyorsanız o modelden öncelikle bir numune çıkartıyorsunuz hemen bir ölçelim bakalım. 10 ilmek kaç santim imiş? Evet. 10 ilmek 18 santim. 8 sıra 18 santim. Evet şimdi ben bunu hemen defterime not alıyorum. Yazıyorum. 10 ilmek 18 santim 8 sıra 18 santim imiş Evet numunemizi şu an ihtiyacım yok kaldırıyorum hemen listeyi alıyorum hangi yaş grubuna öreceksiniz ben 24 aylık için örmeyi düşünüyorum. Siz de hangi yaş için örecekseniz ona göre beden genişliğine bakacaksınız. Evet beden genişliği 31 santim. Yalnız arkadaşlar bu beden genişliğini verdikleri zaman sadece arka kısma veriyorlar. Önleri vermiyorlar. O yüzden 31'in 2 katını alıyorsunuz. 2 ile çarpıyorsunuz. Hemen şuraya yazıyorum. 31 çarpı 2 eşittir 60 2. Atıyorum siz 4 yaş için yapacaksınız. 32'yi 2 ile çarpıyorsunuz. Yani 2 katını alıyorsunuz. 64. 3 aylık için atıyorum 24 santim ise 2 katı 48 santim. Bu şekilde e, beden genişliğini aldık. Evet. 62 santim. Ben bunu 24 aylık bebek için ölçülerini hesaplıyorum. 24 aylık. Arkadaşlar Alize Puffy de esneme olmuyor maalesef. Hemen şöyle size göstereyim. Şöyle baktığınız zaman örgümüz e, ceket öreceğiz. Esneme olmadığı için diğer örgüler gibi diğer normal yünler gibi. O yüzden ben buna 5 santim ekleme yapıyorum. Yani bu 5 santimi fazladan ekliyorum. Bu 6 santim. 5 ile 10 santim arası arkadaşlar. Fazla da yapmayın. Çünkü çocukların omuz kısımları dar olduğu için baya bir düşük gözükebilir. Büyüklerde genelde 10 santim ekleme yapıyorum. Çocuklarda da 5 santim. Evet 62'den 5'i topladığım zaman 67 santim beden geliştiğim. Beden genişliği. Evet. Şimdi benim ne yapmam lazım? Kaç ilmekle başlamam gerektiğini bulmam lazım. 67 santim kaç ilmek? Buraya x yapıyorum çünkü kaç ilmek olduğunu bilmiyorum. Hemen 10 ilmek 18 santim santimin altına santimi yazıyorum. 18 santim 10 ilmek. Evet burada içler dışlar çarpım yapıyoruz. 67 santim çarpı çaprazında 10 ilmek. Eşittir 18 santim çarpı karşısında x ilmek. Her iki tarafı 18'e bölüyorum ki x'im yalnız kalsın x'i bulalım 18 18'e götürdü şimdi ne yapıyoruz 67 ile 10'u çarpıp 18'e bölüyoruz hemen hesap makinemizi alıyorum evet Böyle sıfırlayalım 67 10 ile çarp çarpıyorum çarpı 10 eşittir 670. Bölü diyorum 18. 18 eşittir 37.22 diye gidiyor arkadaşlar. Ondalıklı bir sayıya ondalıklı bir sayıya çıktı. Bunu ne yapıyorum ben? 37 örgümde hasır örgü. Çift, çift sayı olması lazım. O yüzden 38'e yuvarlıyorum. 38 ilmek diye yazıyorum. Evet 38 ilmekle başlayacağım. Şuraya not alıyorum. 38 ilmekle başlıyorum. Kaç ilmekle başlamamız gerektiğini bulduk. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Koltuk evine kadar uzunluğu hesaplayacağız. Yani örgüye başladık. Kaç sıra örmemiz gerekiyor? Koltuk evine kadar. Koltuk evine kadar uzunluk 25 santim. Hemen şuraya 25 santim yazıyorum. 25 santim yazdım. Karşısına kaç sıra? X bilmiyorum çünkü. 18 santim 8 sıra hemen santimi santimin altına yazıyorum 8 sıra Evet burada yukarıda yaptığım gibi işler dışlar çarpımı yapıyorum 25 santim çarpı 8 eşittir 18 santim çarpı x her iki tarafı 18'e bölüyorum ki kaç sıra olduğunu bulalım Hemen hesap makinemi alıyorum 25'e 8'i e çarpıyorum 25 Çarpı 8 Eşittir 200 Bölü 18 Bölü 18 Eşittir 11,1 Evet 11,1 genelde arkadaşlar Burada 5'i yukarısını yuvarlıyoruz ama ben 11 sıra öreceğim. Size göstermek için yapacağım. Siz isterseniz bunu 12'ye de yuvarlayabilirsiniz. 12 sırada yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 11 sıra ördük. Evet 11 sıra ördük. Şimdi ne geliyor sırada? Sırada ne var? Koltuk altı, önler, arkaları ayırmaya geldi. Hemen şuradan bakıyorum. Şimdi omuz 5,5 santimmiş. Burada koltuk altını vermemişler arkadaşlar. Koltuk altını vermemişler. Ee, koltuk altı ile omuz aynı ölçü. Bilmem biliyor musunuz? Koltuk altı ile omuz aynı ölçü. Hemen burada hiç hesap kitap yapmayacağım direkt ben ölçeceğim. 5,5 burası. Yani 1 2 3 ilmek olması için 1 2 3 olması için 7'yi buluyor. O yüzden ben alıştiğim zaman 2 ilmek hesaplayacağım arkadaşlar. Evet. 2 ilmek olarak hesaplayacağım. Güzel. Tamam. Baktığım zaman 1 2. Ben 2 ilmek koltuk altı için kapatacağım. Koltuk altı için 2 ilmek. 2 ilmek sağ, 2 ilmek sol ilmek. Olduğu 2 tane koltuk altımız olduğu için 4 ilmek yapıyor. Bizim toplamda 38 ilmeğimiz var. 38'den öncelikle 4'ü çıkartıyorum. 34 ilmek yapıyor. Şimdi ön ve arka olmak üzere 34'ü 2'ye böleceğiz. 34 bölü 2 17. Yani bir ondalıklı pardon tek sayı çıkıyor. Tek sayı çıktığı için arkadaşlar şöyle yapalım. 17 ön, 17 arka. Ee, önler iki parça olduğu için bunun çift sayı olması lazım. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Bir ilmek arkaya veriyorum. Yani artı bir ilmek eşittir Arkaya 18, önü de arkadaşlar 16 ilmek yapıyorum fazlasını arkaya verdim. Çünkü 17 tek sayı 2'ye bölünmüyor maalesef. Bölünmediği için bir fazlayı arkaya veriyorum. 16 ilmeğim kalıyor ön için. Evet şimdi 16 ilmeği 2'ye böldüğüm zaman 8 ilmek yapıyor. Şöyle yapalım hemen. Ön için 8 ilmek artı diyorum. Koltuk altı için 2 ilmek. Arka için 18 ilmek. Koltuk altı için 2 ilmek. Ön için diğer ön için 8 ilmek. Topladığımız zaman arkadaşlar hemen sağlamasını da yapalım. Şimdi kafamdan toplayacağım. Yanlış olacak. 8 artı 2 artı 18 artı 2 artı 8 eşittir 38 ilmek. Evet. Böyle tek sayılar çıktığı zaman arkadaşlar fazlasını arkaya verin. Bu şekilde problemi çözmüş oluruz. Şimdi ne yaptık? 38 ilmek kurduk. 11 sıra ördük. 11 sıradan sonra 8 sağ ön diyelim. Artı 8 ön. Şuralara yazsam da olur. Önler için 8 ilmek ayırdım. Koltuk altı için ikişer ilmek. Arka için de 18 ilmek ayırmış olduk. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet. Önleri, arkaları, koltuk altını hesapladık. Şimdi neyi hesaplayacağım? Hemen bakıyorum arkadaşlar kol evinden sonraki uzunluk kol evinden sonraki uzunluk 12 santim imiş 12 santim kaç sıra 18 santimimiz 8 sıra idi hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum yazıyoruz şuraya 12 santim çarpı 8 eşittir 18 santim çarpı x her iki tarafı 18 santime bölüyoruz x yalnız kalsın ki kaç sıra ee, koltuk altını ayırdıktan sonra önleri kaç sıra önler arkaları kaç sıra örmemiz gerekecek onu hesaplayacağım Hemen hesap makinemi aldım. 12 çarpı 8 96 bölü 18 eşittir 5 nokta 3. Bunu hemen 6'ya yuvarlıyorum. 6 sıra öreceğim. Önleri arkaları 6 sıra öreceğim. Şimdi yaka yapacağız. Mecburen yaka. Kesmeler yapacağız onu bir hesaplayalım arkadaşlar. Ee, omuz beş buçuk beş buçuk santimi, e, omuz 5,5 santimdi. 5,5 santimi biz kapalı olarak koltuk altı için almıştık. Bir de şöyle düz ilmekleri alalım. Hemen şöyle göstereyim. 5,5 santim. 5,5 santimim şu kadar bir şey oluyor arkadaşlar. Tam altının yarısı yapalım. Yani 3 ilmeği 3 ilmeği alıyor arkadaşlar açıkken 3 ilmek 5 buçuk 3 ilmek kalana kadar öreceğiz o zaman ne yapmamız lazım önlerimiz bizim önler arkada zaten e, azaltma işlemi yapmayacağım sadece önlerde yaka için azaltma işlemi yapıyorum önlerim benim 8 ilmekti 6 sıra öreceğim yalnız 3 ilmek kalana kadar azaltma yapacağım 3 ilmek kalana kadar azaltma yapacağım 8'den 3'ü çıkarttığım zaman 5 ilmek azaltma yapıyorum 5 ilmek azaltacağım yani 6 sıra ördüğüne göre 1 sıra normal öreceğim bir sıra normal yani 8 ilmek örüyorum. 2. sıra 2. sırada bir azaltma yapıyorum. 1 azalt. Bir azaltma. ilmeğim 7 ilmeğe düşüyor. 3. sırada yine bir azaltma yapıyorum. Yalnız bu sıralar gidişli dönüş olacak arkadaşlar giderken bir sıra, dönerken bir sıra, giderken de dönerken de bir sıra bir ilmek azaltma yapıyoruz. Bir azaltma yaptığım zaman 6 olacak. Dördüncü sıra yine bir azaltma yapıyorum. İlmek sayım 5 oluyor. Beşinci sıra tekrar bir azaltma. Dört. Altıncı sıra yine bir azaltma yaptığım zaman 3 ilmek kalıyor. Evet 3 ilmeğimiz kalıyor. Yani koltuk altını önleri arkaya ayırdıktan sonra önleri bu şekilde size kağıt üzerinde de gösterdim kafanıza daha çok yer etsin diyerekten bu şekilde azaltmalarımızı yapacağız. Bunlar ilmek olacak. Yazalım karşısına. Evet bu şekilde azaltmamızı yapacağız. Evet, umarım anlaşılmıştır her şey. Ee, bir de kol kaldı arkadaşlar. Kolunu da hemen şuradan söylüyorum. Şimdi kolay bu ne kadar uzunluk bizim için geçerli değil çünkü biz e, örgümüzü e, kol kol için ayırdığımız kısımdan ilmek çıkartarak örmeye devam edeceğiz. Yani toplamda 34 kol boyu 34 santim olacak. Ben bunu hesapla vermeyeceğim. Direkt ben 34 santim şu şekilde geldiği zaman kolum kolumun boyu üst taraftan tabii ki. Üst taraftan 34 santim gelince sıramı sonlandıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde çok basit bir şekilde istediğiniz ölçülere göre yapabilirsiniz. Ben diğer videoda bunun devamı olaraktan Asır örgüden ceket e, öreceğim sizlere. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.